Değerli basın mensupları, gündemdeki çeşitli konulara ilişkin bir takım değerlendirmeler yapacağım. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, dün Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki son operasyona yönelik olarak yapmış olduğu eleştirilere çok net bir cevap verdi. Avrupa Birliği, bu operasyon basın özgürlüğüne indirilen bir darbedir. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan ilişkilerini zedeler yönde bir değerlendirme yaptı. Sayın Erdoğan da buna karşılık olarak umurumda değil, bizi Avrupa Birliği'ne almazlarsa almasınlar, hiç de önemli değil şeklinde bir değerlendirme yaptı. Sayın Erdoğan kendi zihin haritasını bu cümleyle açıkladı. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve hükümetin gündeminde, hedefinde Avrupa Birliği'ne tam üyelik şeklinde bir proje yok. 2002 seçimlerine girerken Avrupa Birliği'ne sarılan Adalet ve Kalkınma Partisi gerçekte Avrupa Birliği'ni o dönem Avrupa Birliği'ne tam üye olmak için değil, iç politikadaki manevra alanını genişletmek, Avrupa Birliği'nin desteğini arkasına alarak kendisine muhalif gördüğü kesimleri susturmak için kullandı. Bu Erdoğan'ın cümlesiyle çok açık bir şekilde ortaya çıktı. 13 Kasım 2013 tarihli Adalet ve Kalkınma Partisi grubu toplantısında Sayın Erdoğan, Türkiye'ye 200 yıldır bir istikamet dayatılıyor diyerek modernleşmeyle problemi olduğunu ifade etti. Aynı açıklamaları son 2 haftada devam ettiriyor. Eğitim Şurası'nda ve Din Şurası'nda yaptığı açıklamalar aynı yöndedir. Eğitim Şurası'nda Türkiye'de eğitim 200 yıldır bir formatlama aracına dönüşmüştür açıklamasını yaptı. Din Şurası'nda da insanımıza 200 yıldır bir hayat tarzı dayatılıyor açıklamasını yaptı. Yani Erdoğan bir modernleşme projesi olan Cumhuriyet ve bu modernleşmenin temellerinin atıldığı Osmanlı dönemindeki dönüşümü istemiyor. Hedefinde Batı yok. Türkiye ve Cumhuriyet tarihsel olarak yönünü hep Batı'ya çevirmiştir. Ama onun hedefinde Batı yok. O Şanghay Beşlisi'ne bizi alın cümlesi de aslında bir espri veya Avrupa Birliği karşısında bir müzakere taktiği değil, bir stratejinin, bir zihindeki projenin dışa vurumuydu. Bunun milletin gözü önünde ortaya çıkmış olmasından son derece mutluyum. Elbette Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'nin Avrupa Birliği projesi yok gibi bir açıklamasından üzüntü duyuyorum. Ama kendisini bu kadar açık bir şekilde ortaya koymuş olması gerçekleri görmek açısından son derece önemli olmuştur. İster Erdoğan, ister Davutoğlu, kim olursa olsun istediği kadar Avrupa Birliği projesini karşılarına alsınlar. Türkiye tarihsel olarak yönünü Batı'ya çevirmiştir. Bundan Türkiye'yi hiç kimse çeviremez. Türkiye'nin yönünü Doğu'ya, demokrasiyle sorunlu ülkelerin olduğu gruba, Şanghay Beşlisi'ne veya diğer herhangi bir yöne çeviremez. Bunda hiç kimse başarılı olamayacaktır. Sadece Erdoğan konuşmuş olacaktır. Şimdi Sayın Erdoğan Avrupa Birliği ile ilgili değerlendirmeler yapıyor. Yatırımların açılışını yapıyor. Ekonomi konusunda değerlendirme yapıyor. Türkiye'nin dış politikasına yönelik değerlendirmeler yapıyor. İşsizlik konusunda konuşma yapıyor. Bağkurlara açılacak olan kredileri söylüyor. İç politikada bir hükümetin, iç politikada veya dış politikada bir hükümetin görev alanına giren ne varsa her şeyi konuşuyor. Bu konularda asıl konuşması gereken, asıl yetki sahibi olan Sayın Davutoğlu da bu konularda hiç konuşmuyor. Sadece Sayın Kılıçdaroğlu'yla veya muhalefet partileriyle polemiğe giriyor. Öyle anlaşılıyor ki Sayın Erdoğan'la Sayın Davutoğlu'nun görev bölüşümünde
ülke ekonomisi, yatırımlar, dış politika ve aklımıza gelebilecek her şey Erdoğan'ın hanesine yazılmış. Sayın Kılıçdaroğlu ve muhalefet partileriyle, liderleriyle polemikte Sayın Davutoğlu'nun hanesine yazılmış. Sayın Davutoğlu'nu bu polemik dışında hiçbir yerde göremiyoruz. Hiçbir yerde yok. Bütçe görüşmelerini izledik. Bütçe görüşmelerinde cevaplayamadığı ya da mahcup olduğu, açıklayamadığı konularla ilgili olarak kendini meydanlara attı. Oralardan Kılıçdaroğlu'na cevap vermeye çalışıyor. Adıyaman'da bir açıklama yapmış. Diyor ki biz Cumhuriyet Halk Partisi'ni darbeleri kınamaya çağırdık. Devam ediyor. Darbeleri sayıyor. 27 Mayıs, 12 Mart, 28 Şubat, 27 Nisan. Adıyaman konuşması. Dikkat edin, burada 12 Eylül yok. Tabii onun aklı sadece darbe deyince 28 Şubat'ı anladığı için 12 Eylül'ü saymak aklından bile geçmiyor. Bir dil sürçmesi olduğunu düşünmüyorum. Esasen 12 Eylül varlığını 12 Eylül'e borçlu olan bu siyasi kadro 12 Eylül'ü gerçekten bir eleştiriye tabi tutamaz. Cevap veriyorum diyor. Ona şimdi cevap vereceğim. CHP bunları eleştirmiyor diyor. Bu darbelerin yanlış olduğunu söylemiyor. Sayın Davutoğlu, sizin dünyadan haberiniz yok. Dünyadan haberiniz yok. Kendi kendinize bir takım varsayımlar kuruyorsunuz. Bu varsayımlar üzerine meydanlardaki kalabalıklara sesleniyorsunuz. Biz bütün askeri darbeleri reddediyoruz. Bunların hepsini kınadık. 27 Mayıs'la, 12 Mart'la, 12 Eylül'le bunların birbirinden hiçbir farkı yoktur. Hepsi askeri darbedir. İyi darbe, kötü darbe şeklinde bir şey olamaz. 28 Şubat'ı siyasete müdahale olarak görmüşüzdür. 28 Şubat'ı reddederiz. 27 Nisan'a muhtırasını da reddederiz. Ama Sayın Davutoğlu, biz bu darbeleri veya siyasete olan müdahaleleri reddederken siz 27 Nisan'a muhtırasını veren komutana üstün hizmet madalyası verdiniz. Siz 27 Nisan'ı kınamadınız. Üstün hizmet madalyası verdiniz. Hadi gelin, ben sizi davet ediyorum açıklamaya. 27 Nisan e-muhtırasını veren kişiye üstün hizmet madalyası verdiğimiz için pişmanız ya da yanlış yaptık. Hadi bakalım söyleyin, madem 27 Nisan'a karşısınız bu açıklamayı yapın. Siz darbe deyince bundan sadece 28 Şubat'ı anlıyorsunuz. Aklınız, fikriniz 28 Şubat'ta. 28 Şubat'ı biz de siyasete müdahale olarak görüyoruz. Parlamentoda bir yasa çıkardınız. Darbe mağdurlarının haklarının iadesini konu alan bir yasaydı bu. Ama bu yasada darbe mağduru olarak adlandırdığınız kişiler sadece 28 Şubat mağdurlarıydı. 12 Mart ve 12 Eylül mağdurlarına bu hakları vermediniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önergelerine rağmen. Şimdi bizim tüm darbeleri konu alan ve tüm darbelerde mağdur olan vatandaşlarımıza yönelik olarak onların haklarının iadesini amaçlayan bir kanun teklifimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndedir. Hadi bakalım, darbelere karşıysanız gelin Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu teklifini yasalaştıralım. Sayın Davutoğlu, Sayın Erdoğan darbelerden söz edecek en son kişilerdir. Türkiye'de 14 Aralık operasyonuyla basın özgürlüğüne bir darbe vurulmuştur. Bu darbe Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetleri dönemindeki ilk darbe değildir. Birinci darbe Ergenekon davasıyla Türkiye'nin bilim adamlarına, aydınlarına, gazetecilerine, kısaca bu hükümet karşısında görüş ifade eden, bu hükümet karşısında
tehlikeli fikirleriyle tehlikeli olabileceği düşünülen kişilere karşı darbe yapılmıştır. Birinci darbe, Ergenekon davası Türkiye'de birinci darbedir. Yargı eliyle gerçekleştirilmeye çalışılan birinci darbedir. İkinci darbe, Balyoz ve askeri casusluk davalarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı yapılmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi, değerli subayları bu davalarla sahte delillerle mahkum edilmeye çalışılmıştır. Üçüncü darbe, yine basını hedef alan Oda TV, Ulusal Kanal Aydınlık yazarlarını konu alan ve başka gazetecileri konu alan operasyonlardır. O davalardır. Ahmet Şık'la ilgili olarak açılmış olan dava, Ahmet Şık, Nedim Şener gazetecilerin yargılandığı dava, basın özgürlüğüne vurulmuş bir darbedir. Ahmet Şık'ın yargılanmasıyla ilgili Sayın Tayyip Erdoğan Brüksel yolculuğunda uçakta gazetecilere şu açıklamayı yapmıştı. Öyle kitaplar vardır ki bombadan daha tehlikelidir. Şimdi bu insanın demokrat olması mümkün değildir. Şimdi dördüncü darbe 14 Aralık darbesidir. Basın özgürlüğüdür. 14 Aralık operasyonu zannedildiği gibi AKP cemaat kavgası, AKP paralel yapı mücadelesi değildir. Tahşiyeciler adlı grubun sahte delil üretmek gerekçesiyle gruba yönelik olarak sahte delil üretildi gerekçesiyle bir operasyon yapılıyor. Kim sahte delil üretmiş ise muhatabı kim olursa olsun yargılanmalıdır. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesini tasfiye etmeyi amaçlayan Balyoz davasındaki CD'lerin sahteliği ispat ediliyor her gün. Bunun sahte olduğu o zaman da söylenmişti. Peki 14 Aralık operasyonunun gerekçesi yapılan bu sahte delil üretilmesi meselesi diğer davalarda neden kullanılmıyor? Yani oralarda niye konuşmuyor Sayın Davutoğlu, Sayın Erdoğan? Sahte delillerle insanlar, komutanlar, bilim adamları, gazeteciler, Türkiye'nin aydınları yargılandılar. Onların hayatları çalındı. Yarbay Ali Tatar onur intiharına gitti. Yarbay Ali Tatar intihar etti. Suçsuz, günahsız Ali Tatar intihar etti. Şimdi ölüm yıldönümü geliyor. Kendisini rahmetle anıyorum. Kuddüs'ü oku, terör örgütünün finansörü gerekçesiyle cezaevinde ölüme terk edildi. Türkiye'nin aydın insanı Türkan Saylan sabahın köründe evinde baskına uğradı. Bütün bunlarla ilgili Erdoğan ve Davutoğlu'ndan ses yok. Türkiye Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde yargı eliyle bir dizi darbeler gerçekleştirmiştir. Şimdi bu darbeleri o zaman beraber yaptınız. El ele kol kola yaptınız. Hadi çıkın konuşun bakalım. Balyoz'da da bir darbe yapıldı deyin. Balyoz'da sahte delillerle komuta kademesi yargılandı deyin. Diyemezsiniz. Çünkü bunun elebaşısı o zamanki hükümettir. O zamanki başbakandır. Hala Ergenekon ve Balyoz'a bir karşı tavır yoktur hükümette. Bakın. Yoktur. Hala Ergenekon ve Balyoz onlara göre gerçekten bir şey davasıdır. Bir darbe davasıdır. O Ergenekon ve Balyoz'da yargılanan kişiler onların gözünde hükümete karşı, örgütlenmiş hükümete karşı darbe yapacak kişilerdir. Onların anlayışı budur. Şimdi 14 Aralık'ta Türkiye'de basın özgürlüğüne bir darbe daha indirilmiştir. Biz kim olursa olsun gazetecinin kimliği,
yayın organı, yayın organının çizgisi ne olursa olsun basın özgürlüğünden yana bir partiyiz. Asla ve asla hukuk dışı bir işleme, eyleme evet demeyiz. Türkiye basın özgürlüğü sıralamasında World Press Freedom adlı yayının 2014 indeksinde 154. sırada. 154. Türkiye basın özgürlüğünde dünyada 154. sırada geliyor. Afrika ülkeleri Türkiye'nin önünde. Birkaç örnek vermek istiyorum. Mozambik 79. sırada. Madagaskar 81. sırada. Tunus 130. sırada. Bangladeş 146. sırada. Rusya 148. sırada ve Türkiye 154. sırada. Değerli arkadaşlar, gerçek budur. Gerçek son yapılan 17 Aralık'ı perdeleme ve özgürlükleri kısıtlama amaçlı yapılan bir operasyondur. Evet, teşekkür ederim. Bizzat bu kişilerin başındaki isimleri telefonla arayarak şikayetçi olmak istiyor musunuz tarzındaki bir durum ortaya çıktı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, bakın çarşı davası. Çarşı davası da kurgulanmış bir davadır. Tam kurgulanmış bir davadır işte. Ya çarşı grubu dediğiniz grup belki birbirlerini tanımayan, birçoğu birbirini tanımayan insanların bir araya gelerek oluşturduğu bir gruptur. Binlerce, on binlerce kişi, siyasi görüşleri farklı olan kişiler, insan hakları ve özgürlükler gibi konularda bir araya gelip hassasiyetini ifade ediyor ise, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu çerçevesinde toplantı ve gösteri yapıyor ise, bunu darbe olarak nitelendirmek, darbe için bir araya gelmiş olarak bir grup olarak nitelendirmek bir, yani en hafif deyimiyle paranoyadır. Paranoya ile ülke yönetilmez. Meydanlardan korkuyorlar. Meydanlardan korkuyorlar. Çıkarılan bütün yasalar bunlarla ilgilidir. Toplantıları, gösterileri engelleme amaçlı düzenlemeler yapılıyor. Son HSYK ile ilgili düzenlemeler de bunu tamamlayan bir özelliktedir. Karşıcılarla ilgili telefonla aranması. Olacak şey değil yani. Olacak şey değil. Bir şikayeti organize ediyor ise yürütme organı, hükümet, yetkili kişiler bu davaya şüpheyle bakmak lazım. Varsa sahte delil çıkarırsınız, ortaya koyarsınız, bu sahte delili üretmiş olanlar yargı önünde yargılanırlar. Ama böyle bir şey yok ise, yani var veya yok bilemem. Ama bir şikayet organize ediliyor ise bu iddia son derece vahimdir. Son derece vahimdir. Bir sorunuz daha mı vardı? Tamam, peki, teşekkür ederim. Karşıtı cümlelerini ve Batı'ya yönelik cümlelerini örnek verdiniz en başta. Şimdi Sayın Erdoğan'ın hep şöyle bir tarzı var. 2015 seçimleri çerçevesinde de eğer yeniden en yüksek oyu alırsa AKP hükümeti ve zaten başkanlık sistemine fiilen geçiş açıklaması da yapıldı. Bu gelişmeler olursa ve bunu millet görüyor dediniz ama millet en yüksek oyu yine AKP'ye verirse sonuç sizce ne olur? Ben sadece Alberto Fujimori örneğini örnek veririm yine. Peru'da girdiği her seçimde oyunu arttıran bir muhafazakar lider vardı. Her seçimde oyunu arttırdı. Anayasayı tanımadı. Anayasayı değiştirdi. Ama sonra yargılandı. Ülkesinden kaçmak zorunda kaldı. Yargılandı. Hapse girdi. Ben sadece bunu hatırlatırım. Türkiye için bunu dilemiyorum.
Ama Erdoğan bu şekilde otoriter bir tutum takınırsa, demokrasi özgürlük karşıtı bir tutum takınırsa Türkiye'yi felakete sürükleyecektir. Böyle bir şeyi arzu etmiyorum. İnanıyorum ki seçimde milletimiz Erdoğan'ın ve Davutoğlu'nun artık bu gerçek yüzünü görecektir ve ona göre oy kullanacaktır. Çünkü bugüne kadar Erdoğan Batı karşıtı, özgürlük daha doğrusu Batı karşıtı, modernleşme karşıtı bir açıklama yapmamıştı. 200 yıldır insanımıza bir istikamet, bir hayat tarzı dayatılıyor değerlendirmesini yapmamıştı. Bunu ilk kez yapıyor. İlk kez kendisini ele veriyor. Bunun hesabını seçmenimiz bu seçimde görecektir diye düşünüyorum. İnşallah Fujimori akıbetine uğramaz. Akif Bey, Selahattin Demirtaş'tan bir açıklama geldi. HDP olarak, yani parti olarak seçimlere gireceklerini söylediler. Evet. Bu seçim atmosferi nasıl etkiler, nasıl görüyorsunuz? Tabii kendi kararları, parti olarak girmeleri tabii ki iyi bir şey. İyi bir şey. Bu kendilerine olan güveni de bir şekilde ifade ediyor. Bir iddia ortaya koyuyorlar. Demokrasimiz açısından olumlu bir şey. Parti olarak girmelerini ben olumlu buluyorum. Efendim yine yargı paketi çok tartışılmıştı. Evet. Sanki bu basına davet edildiği süreçle alakalı da mahkum şüphe devreye sokulmuş gibi. Bununla alakalı Anayasa Muhalefet Partisi olarak Anayasa Mahkemesi'ne gitme gibi. Tabii. Son yasayla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne iptal davamızı yarın açacağız. Yarın açacağız. Daha belki yasa değişikliğiyle ceza muhakemesi kanunda var olan makul şüphe kavramı kuvvetli şüphe olarak değiştirilmişti. Kuvvetli şüphe şimdi son yasayla yeniden makul şüphe olarak değiştirildi. Kuvvetli şüpheden makul şüpheye dönüşü demokrasi ve özgürlüklerden bir geri adım olarak değerlendiriyoruz. Toplumda herkesi makul şüpheli hale getirip savcı ve yargıç karşısında güçsüz konuma koyabilecek bu düzenlemeyi özgürlüklere, anayasaya aykırı görüyoruz ve bunu Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağız. Taşıyacağımız konulardan birincisi budur. Diğeri arama kararlarında Cumhuriyet Savcısının kararıyla yapılacak olan aramalarda ve el koymalarda anayasal düzene karşı işlenen suçlar kapsam alınmıştır. Yani kişilerin anayasal düzene karşı bir suç işlediği iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturmaya tabi tutulması halinde Cumhuriyet Savcısının talebi üzerine hakim o kişinin mal varlığına o kişinin ev ve iş yerlerini arama yapabilir ve artı mal varlığına tedbir koyabilir. Bu çok tehlikeli bir düzenlemedir. Olağanüstü tehlikelidir. Şimdi Ergenekon davası, Balyoz davası, askeri casusluk davası, Oda TV davası. Bugüne kadarki davaların hepsi anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar olarak görülmüştür, görülmektedir. O davalarda yargılananların hepsinin mal varlığına şimdi savcının talebi üzerine hakim tarafından verilecek bir kararla tedbir konulabilir. Bu olağanüstü tehlikeli bir şeydir. Yani kimse zannetmesin ki tahşiyeciler operasyonu nedeniyle açılacak, yapılacak soruşturma ve açılacak davada bu yetki kullanılacaktır. Hayır, bu yetki olduğu sürece bundan sonra herkes anayasal düzeni ve bu düzenin işleyişine karşı suç işlediği iddiasıyla soruşturmaya konu olabilecek, yargılanabilecek ve bu nedenle de mal varlığına tedbir konabilecektir. Bütün iş adamlarının mal varlığı tehlike altındadır. Buradan uyarıyorum. Bu olağanüstü tehlikeli bir yetkidir. Bir düzenleme daha var. Teknik araçlarla izleme. Bu şu anda mevcut yasalarda var ama bunun kapsamı genişletiliyor. Teknik araçlarla izleme. Yine anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suç işlediği iddiasıyla böyle bir şüpheyle kişilerin açık alanlardaki hareketleri, gezmesi, dolaşması, birileriyle olan
görüşmesi kayıt altına alınabilecek. Görüntü altına alınabilecek. İş yerlerinde aynı işlem yapılabilecek. Kapsam genişliyor. Bir diğer düzenleme de şudur. İptalini, bunların hepsinin iptalini talep ediyoruz. Bir diğer düzenleme de daha evvel reform olarak getirilmişti ve doğru bir düzenlemeydi. Anayasa Mahkemesi'ne de o zaman götürmedik onu çünkü doğruydu. Şüphelinin müdafiin yani şüpheli sanık veya onun avukatının dosyaya erişmesi. Daha önce bu mümkün değildi. Silahların eşitliği prensibine aykırı bir düzenleme vardı hukukumuzda. Sanık hakkında, şüpheli hakkında bir soruşturma yapılıyor. Onun avukatı o dosyayı göremiyor. Böyle bir şey olmaz. Bunu kabul etmek mümkün değil. Sonra değiştirildi bu. Silahların eşitliği prensibi uyarınca sanık avukatı da dosyayı görsün denildi. Gayet doğru bir düzenlemeydi. Biz de olumlu bulduk, destek verdik. Şimdi bu tersine çevrildi. Bir kısım davalarda savcının talebi üzerine hakim kararıyla sanığın avukatı dosyaya bakamayacak. Bu da geri adımdır. Demokrasiden geri adımdır. Niye zamanında bunu getirdiniz? Zamanında çünkü sizler sanık konumuna düşebilecektiniz. Dosyayı görelim istediniz. Onun için getirdiniz bunu. Şimdi işlerinizi hallettiğinizi düşünüyorsunuz. Şimdi başkalarını yargılamayı düşünüyorsunuz. Onlar bu dosyayı görmesin. Bu da iptalini talep edeceğimiz bir diğer düzenlemedir. Evet. Sayın Amtaçevi, efendim Süheyl Batum en geç bu hafta Cuma günü bütün CHP Merkez Yönetim Kurulu hakkında davacı olacağını açıkladı. Hem Sayın Batum'un sizlere karşı açacağı bu dava süreci hem de Sayın Birgül Ayvancıların da bir açıklaması oldu. CHP cemaatle işbirliği yapmıştır diye. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Sayın Batum'un dava açacağı haberini gazetelerden öğreniyorum. Bilemiyorum. Kendi takdiridir tabii ki. Sayın Birgül Ayman Güler'in Cumhuriyet Halk Partisi cemaatle işbirliği yaptığı şeklindeki iddiasını şiddetle reddederim. Tamamen gerçek dışı, hayal mahsulü bir olaydır. Bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Gerçek dışıdır. Evet, teşekkür ederim arkadaşlar.